Evet, adaylardan Faruk Teber'i davet ediyoruz. دیشب خواه، دیخوش خواه. نوبره بکو داخل دیزا خود قدر بوم نگر. غنامش خاچه ات خلاده قد کوک چیز آقا. شو افکر قبغان اری نوبر دیز خوطه تشش درگیت ام کود ور دیز خوطه نوک فق درگوانش خاچه خود دیگوه کفش آه خلاده قد کوک. Heyecanımı mağdur görün. İlk defa toplum karşısına çıkıyorum, toplu bir konuşma açısından. Hepinizden sürçü lisan edersem affola. Yönetim kurulumuzu tanıtayım. Yönetim kurulu Asil. Başkan adayı Faruk Teber. Elif Gence. Yeliz Güzel. Musa İkinci, Fahrettin Canlı. Yönetim Kurulu Yedek, Halime Yavuz, Müfit Karademir, Erkan Şenol, Erdinç Karal, Nevzat Altıdoğ. Denetim Kurulu Asil, Tülay Dirican, Yaşar Doğu, Vahdettin Şahal. Denetim Kurulu Yedek, Fatma Akkılıç, Muhammed Adil Yamaç, Naci Şafak. Disiplin Kurulu Asil, Gülcan Bay, Gizem Cum, Sadi Karakaya. Disiplin Kurulu Yedek, Dilara Karaçay, Hakan Şahin, Süleyman Özel. Kahvet Delegesi Asil, Elif Gence, Fatma Akkılıç, Erdinç Karal, Fahrettin Canlı, Müfit Karademir, Nevzat Altıtok, Nihat Yaldız, Naci Şafak. Kahvet Delegesi Yedek, Musa Ekinci, Erkan Şenol. Teşekkür ederim. Değerli büyüklerim, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün bir seçim dönemine girdik genel kurul seçimi. Şerket müdürlerinin seçimi için burada bulunuyoruz. Hepiniz zahmet edip geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Heyecanım mağdur görüyorum. Niye aday olduk? Önce oradan başlayalım. Niye aday olduk? Adaylığımızın zamanı geldiğini düşündüğümüz için arkadaşlarımla beraber teveccüh gösterdiler. Hep birlikte bir karar aldık. 4-5 aylık bir çalışma sonucu adaylığımıza karar verdik. Niye aday olduk? Çerkez Kültür Evi'nde, Beylikdüzü'nde daha doğrusu çok büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Çerkez nüfusu olarak. Biz bu nüfusu nasıl çoğaltabiliriz? Derneklerde, gençlerimizle, çocuklarımızla, ana vatanla bağlarını kurarak nasıl bir yol alabiliriz? Bunların istişarelerini yaptık. Ana vatanla daha çok diyaloglarımızın olacağını, gençlerimizi daha çok ana vatanla istişare yaptırıp oralarda yetiştirmek, okutmak, bunlarla ilgili çalışmalar yaptık. Bundan sonra unutuyorum, şuna bakmayın. Ha, pardon. Olmazsa olmamız, olmazımız Kabze. En çok üzerinde durduğumuz en önemli şeylerden bir tanesi Kabze'si, dili olmayanın hiçbir şey olmaz. Biz önceliğimiz gençlerimiz üzerinde Kabze'yi en iyi şekilde onlara aşılayıp, derneğimizde gençleri en iyi şekilde toparlayıp kültürümüzü en iyi şekilde yaşatmak için projeler hazırladık kendimizce. İnşallah üyelerimizin takdiri sonuçta demokratik bir seçim bu. Seçimden sonra kazanırsa bütün detaylarıyla anlatacağız.
Ve bir önemli husus daha var. Dernek binası öyle düşünüyoruz ki çok küçük gelecek bize. Şu anda Beylikdüzü Belediyesi'nin bize tahsis ettiği dernek binası, inanıyorum, hazırını gördüğüm zaman çok duygulandım, çok da mutlu oldum. Demek ki biz buraya sığmayacağız. Bunun için neler yapabiliriz? Onun ön çalışmalarını yaptık. Bunlar da proje halinde hepsi hazır. Sponsorlarımız da hazır. Bunlarla ilgili bir çalışma yapacağız inşallah. Gençlerimizi orada toplayıp ailelerle hep birlikte nasıl yaşayalım? Şerket kültürüne gidiyoruz. Şerket evi. Şerket evi olmasının özellikleri var. Nedir? Bir arada olabilmek ve hiç kimseye sormadan gidebilir miyim, gelebilir miyim diye düşünmeden 7-24 oranın açık olması lazım. Biz bunları sağlayacağız. Yönetim yapmıyor mu? Yapıyor tabii ki. Biz eksikleri gördüğümüz için, yoksa asla şu an mevcut yönetimi yermek öyle bir düşüncemiz yok. Çok güzel işler yaptı. Sonuna kadar da destekledik yaptığı işlerde. Biz yapacaklarımızı söylüyoruz ilave olarak. Bunların dışında yapılması gereken çok şeylerimiz var. Dil kursları dedik, evet devam ediyor şu anda. Fakat biz bunu biraz daha profesyonel hale getireceğiz, dil kurslarını. Nasıl? Hem görsel, hem yazılı. Bunun altyapısında çalışmalarını yaptık arkadaşlarımızla. Sürekli görsel olduğu zaman daha çabuk öğreniliyor. İletişim halinde olduğunuz zaman daha çabuk öğreniliyor. Ve bu dil bilimciler daha iyi bilir bunu. Yıllarca dil eğitimi verdi. Bir anekdotumu anlatayım, kusura bakmasanız. Bir arkadaşımla konuşmuştuk bir dönem. Ana dilde eğitim dedim. Ne kadar eğitim verdi? 5 senede 200 öğrenciye kurs verdim dedi. Peki dedim. 5 senede başarı oranın ne? Kaç kişi öğrendi dedi. 5 elin parmağı kadar dedi. Peki dedim, o zaman bir eksiklik var. Bunu nasıl yapabiliriz? Onunla da o işareti yaptık. Çok da mantıklı buldu projelerimizi. Onun için yani o tür çalışmalarımız olacak. Başka? Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah hakkımızdan hayırlısını versin. Burada kaybedenimiz olmayacak. Her ikimiz de kazanacağız. Hep birlikte bu kültür evini çıtayı ne kadar yükseltebiliriz? Onun için çalışacağız. Allah hakkımızdan hayırlısını versin. Hepiniz geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Sayın Faruk Tevere, Faruk abime teşekkür ediyorum. Heyecanını anlıyorum. Aynısı bende de var. evet, ben de yeni dönemde yönetim kurulunda birlikte görev yapacağımız, sizler teveccüh gösterirseniz elbette, arkadaşlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. İsmini okuduğum arkadaşım da rica etsem ayağa kalkıp kendisini bir gösterir tanıtırsa sevinirim. Ben Ömer Çötok, 3 dönemdir zaten bu Çerkez Kültürevi Derneği'nin yönetim kurulu başkanlığını yönetiyorum. Her biriniz sanıyorum beni tanıyorsunuz. Listemdeki arkadaşlarım Sayın Alaaddin Sinan, Sayın Mehmet Yetişkin, Sayın Ömür Angın, Sayın Oya Hansu, yönetim kurulu yedek listemiz Sayın Gönül Korkmaz, Sayın Şahin Candemir, Sayın Gökhan Sözal ve genç temsilcimiz Sayın Mehmet Emre Sungur. Bir yönetim kurulu üyemiz bugün annesinin vefatının sene devriyesi olduğu için aramızda değil. Nusret kafası büyük diğer adayımız. Hızlıca denetim ve disiplin kurulu. Hızlıca denetim ve disiplin kurulu adaylarımızı da paylaşmak istiyorum. Denetim kurulu ası Koray Akkılıç, Setenay Yağmur, Mücahit Ankara. Yedekler Cihal Budak, Canan Bulayar, Argun Angı.
Disiplin Kurulu Asıl Davut Akkılıç, Necmettin Özcan, Nur Sefa Çınar. Disiplin Kurulu Yedek Yusuf Öz, Ayhan Mutlu, Melek Çoklar. Bu sene KAPFET'te üye delege sayımız 1 arttı. Geçen dönem 7 idi. Üye sayımız 250'yi aştığı için bundan sonra 8 delegemiz olacak. Listemizdeki KAPFET delegesi adayları ben Ömer Çotok, Alaaddin Sinan, Mehmet Yetişkin, Ömür Andı, Şahin Can Demir, Gökhan Sözal, Nusret Kafası Büyük, Mehmet Emre Sungur, yedek olarak da Berat Uyar ve Oya Çotok. Evet, şimdi yeni dönemde biz neler yapmayı planlıyoruz? Bunları biraz çok uzatmadan ana başlıklar halinde sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk önce bu sene ve bundan sonrası için kadın ve çocuk ağırlıklı programlarımız olacak. Çocuklara dönük çalışma atölyelerimiz olacak. Çünkü çocuklar derneğimizde ne kadar yer olursa alırsa aileleri de o kadar çok bizimle birlikte olacaklardır. Bu çocuklarımıza küçük yaşlarda kültürümüze ait argümanları aşıladığımız zaman ileride gençlik seviyesine geldiklerinde, üniversite hayatlarında belki derneklerden uzaklaşacaklar ki bu bir gerçek, tüm derneklerimiz bu sıkıntıyı çekiyorlar. Unicaflar vasıtasıyla faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bizim amacımız çocuklarımızı önce Unicaf'ları hazırlamak, daha sonra Unicaf'larda misyonlarını tamamladıklarında derneklerimizde donanımlı olarak yer alan gençlerimize yönetimlerimizi teslim etmek. Böyle projeksiyonu biraz büyük tuttuğumuzda projemiz bu. Dil tabii ki, kültürümüzün diğer enstrümanları da tabii ki çok önemli. Bu konuda biz Kafkas Dernekleri Federasyonumuzla birlikte belediyelerimizle, gerek belediye, Beylikdüzü Belediye'miz gerekse İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İSMET'ler bünyesinde çok ciddi görüşmeler yapıyoruz. Çalışmalarımızın hepsi şu anda proje aşamasında ve olumlu geri dönüşler var. Bu projelerimizin altını doldurduğumuz zaman Düzce Üniversitesi'nden ve Kayseri Üniversitesi'nden, Çerkez Dil Bölümlerinden mezun olan gençlerimize, dil eğitmenlerimize de istihdam yaratmış olacağız. Hem böylece bilimsel anlamda da dil kurslarımızı devam etme şansını yakalamış olacağız. Burada sadece dil değil, Çerkez el sanatları kaybolmaya yüz tutmuş. Çerkez el sanatlarını da bu kapsamda değerlendirmeyi düşünüyoruz. Yine aynı şekilde ana vatanla ilişkilerimiz olmazsa olmaz. Orayla olan ilişkilerimizi sadece 21 Mayıs anma günleriyle sınırlı tutmak taraftarı değiliz. Artık ekonomik anlamda, burada başta Kafiyad'ın ve DEİK ile birlikte gerçekleştirdiği projeler kapsamında çok önemli ekonomik ilişkiler, ticari anlaşmalar yapıldı, imzalar atılıyor. Biz de üyelerimizle birlikte, sizlerle birlikte bu sürecin içinde olup ana vatanla birlikte ekonomik ilişkileri geliştirme peşinde olacağız. Yine ana vatanla ilişkilerimiz konusunda gerek Beylikdüzü gerekse İstanbul'da kent konseylerine hemen genel kurul sonrasında üyelik başvurularımızı yapıp süreci başlatmak istiyoruz. Kent konseyleriyle birlikte ortak projelerle de hem bizim kültürümüzü diğer kültürlerle kaynaştırmak, diğer kültürleri de kendi üyelerimize tanıtmak, bu süreçte de ana vatanla kültür transferlerini, gidiş gelişleri hızlandırmayı planlıyoruz, arzuluyoruz. Bu da önemli faaliyet kalemlerimizden bir tanesi olacak önümüzdeki dönemde. Bir başka önemli konumuz da son günlerde çok polemik konusu olmasına rağmen sanıyorum son yaptığım açıklamayla bu polemikler sona ermiştir. Çerkezköy'de bulunan 7200 metrekarelik orman alanımıza bizim buradaki Çerkez kültür evimizin bir benzeri tesisi orada konuşlandırabilir miyiz? Bunun için çalışmalarımız olacak, görüşmelerimiz olacak.
Umarım bunda da başarılı oluruz. O zaman Çerkezköy'de adına yakışır bir şekilde ormanımızın içinde bir sosyal tesisimiz olacaktır diye düşünüyorum. Bunlar tabii hep sizlerin desteğiyle olacak şeyler. Desteğinizi hep her zaman bekliyorum. Yeni derneklerimiz küçüklüğüyle, metrekaresiyle, açık alanıyla bizlere yetecektir. Yettiği kadar burada oluruz, yetmediği zaman tabii ki Sayın Faruk Teber'in önerileriyle ortak hep birlikte yeni daha büyük yerlerin arayışına da gireriz. Bunlara da tabii ki varız. Önemli olan biz kültürümüzle yaşadığımız bölgeye sevgiyi, barışı, dostluğu aşılayalım. Kendi içimizdeki dostluğu, kardeşliği etrafımıza da yayalım istiyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçi bunu sanırım Divan söyleyecekti ama ikramlarımız yine Çerkez Yemekleri kursumuzdaki kadınlarımızın hazırladığı Çerkez yemekleriyle, Çerkez tavuğu ana menüde sunumuyla ikramlarımız arka tarafta başladı. Misafirlerimiz oradan da ikramlıklarını alabilirler. Hepinize çok teşekkür ediyorum memnuniyetiniz için. Genel kurulumuzun tüm toplumumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.